Yeni bir bölümle karşınızdayız. İlk olarak bir başyapıt olan Yüzyıllık Yalnızlık adlı romana yer veriyoruz. Gabriel Garcia Marquez'e ait olan roman, Can Yayınları etiketini taşıyor. Yüzyıllık Yalnızlık, Buendia ailesinin yıllardır süren öyküsünü anlatıyor. Yazar çocukluğunun geçtiği toprakları kitabına taşıyor. Orada yaşadıklarını, kalabalık bir ailede büyümenin de vermiş olduğu avantajla Latin Amerika kültürüyle yoğurup aktarıyor okuyucuya. Sırada Okuma Notları adlı kitap var. Mustafa İba Korkmaz tarafından kaleme alınan eser, İncir Yayıncılık aracılığıyla okura ulaşıyor. Bu kitapta yer alan yazılar, yazarın yıllar içinde okumaya dair yaptığı yolculuktan topladığı yazıları barındırıyor. Okuduğu kitapları ve onların yazarlarını tanımak için bir davetiye niteliğinde. Şimdi ise Hain Kalkışmayı anlatan Gazi Meclis'te O Gece adlı esere yer veriyoruz. Profesör Doktor Necdet Ünüvar'a ait olan eser, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özel yayınları arasındaki yerini alıyor. Necdet Ünüvar, 15 Temmuz gecesinde mecliste yaşananları tarihe not düşmek adına bizzat yaşayanların gözüyle anlatmak için bu kitabı kaleme almış. Olağanüstü Bir Gece adlı öykü kitabıyla devam ediyoruz. Stefan Zweig'a ait olan kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketini taşıyor. Olağanüstü Bir Gece, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken, giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikayesidir. Kötücül ve ateşli hazları olan gerçek bir insanın ruhani bir uyanışı. Sırada Modern Zamanlarda Hadisi Savunmak adlı çalışma var. Yavuz Köktaş'ın hazırladığı çalışma, Ensar Neşriyat tarafından okura ulaşıyor. Hadis ve sünnetle ilgili tartışmalar sürekli artıyor. Mesele, ilmi boyutun dışına doğru taşıyor. Kitap, hadis ve sünnetin anlaşılmasına bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla kaleme alınmış. Şimdi ise 57. Alay Filistin adlı romana yer veriyoruz. İsmail Bilgin'in kaleme aldığı roman, Timaş Yayınları aracılığıyla raflara çıkıyor. Çanakkale Conkbayırı'nda adeta bir kahramanlık destanı yazmıştı. Yazar, canları pahasına bile olsa alay sancağını yere düşürmemek, düşmana teslim etmemek için kıyasıya mücadeleye giren 57. Alay'ın hikayesini anlatıyor. Son olarak La Fontaine'in Masalları adlı esere yer veriyoruz. Çevirisi Orhan Veli Kanık tarafından yapılan eser, Yapı Kredi Yayınları tarafından Minik Okur'a ulaşıyor. Orhan Veli, Türkçenin olanaklarını, zenginliklerini ustaca sergiler. La Fontaine'in masallarında denediği söyleyiş biçimi ve şiirsel yapı da bu çevirilere belleklerimizde yer kazandırıyor.